AKP yeni bir paket getiriyor. Bu paketin adı da istihdam paketi. Bu paketin içeriğine baktığımız zaman olsa olsa adı istismar paketi olur. Bu paketin adı istismar paketidir. Bakın, bu yalanlarla 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi dayatılıyor. Belirli süreli iş sözleşmesi demek geçici işçilik demektir. Bunun da olsa olsa adı modern köleliktir. Belirli süresi çalışan işçinin iş güvencesi olmaz. Kıdem ve ihbar teslimatı olmaz. Emekli olması da imkansız hale gelir. Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan sendika hakkından ve toplu sözleşme hakkından faydalanamaz. Belirli iş sözleşmesi çalışma barışını bozar, çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açar. Haktan, hukuktan bahsedenler 25 yaş altı, 50 yaş üstü çalışanlara en büyük adaletsizliği ve en büyük haksızlığı, vicdansızlığı yapar. Bu insanların emekli olması imkansız hale gelir. Yeni EYT'lere yeni insanların katılmasına yol açar. 10 günden az çalışan 25 yaş altı ve 50 yaş üstü insanların emeklilik hakkı ortadan kalkar. Bu yasanın adı istismar yasasıdır. Bu insanların ismi de modern köledir. Başka bir ad vermek mümkün değildir. Bu yasa meclisten geçerse kayıt dışılığı artırır. Türkiye'de şu anda 10 işçiden 3'ü kayıt dışı çalışmaktadır. Bu yasa geçerse kayıt dışının önü açılır. Maalesef Türkiye kayıt dışı işçi cennetine dönüşür. Bu nedenle biz bu yasaya karşıyız. Ayrıca bu yasaya Türk İş, Hak İş ve DİSK karşıdır. Türkiye'de bulunan 3 işçi konfederasyonunun karşı olması, yani işçilerin tamamını temsil eden sendikaların karşı olması önemlidir ve ciddiye alınmalıdır. Mutlaka bu yasa sendikaların talebiyle de birlikte meclisten derhal geri çekilmelidir.